Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Kanki. Gençler, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Söğürtme kebabı yapacağız arkadaşlar. Bu söğürtme kebabı adamı böğürttürür abi. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Gençler, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Efendim, bugün aklımızda kalsın diye, malum Eisenhower yaşıyoruz. Aklımızda kalsın diye böğürmekten yola çıkarak bugün çok güzel bir söğürtme kebabı yapacağız arkadaşlar. Söğürtme kebabı harika olacak, güzel olacak, mis gibi olacak. Anlatılmaz bir lezzet olacak. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlarımızın yanaklarından öptük. Onur Market'in katkılarıyla canlı heyecanlı cambaz dakikalarda anlatılmaz lezzetler mutfağımızda. Bugün söğürtme kebabı yapıyoruz. Söğürtme kebabının en önemli ham maddeleri şu anda fırında işlem görüyor. İşlem görüyor. Az sonra onları size göstereceğim. Biz bira bismillah diyelim. Söğürtme kebabımızı yapmaya başlayalım. Safalar getirdiniz. Onur Market'te dükkan sizin. Akın abi bak şimdi ben böyle bir dans ederek gidiyorum şöyle. Bak şöyle bir hareket yaptım sana. Çok güzel. Alabildin mi? Aldın. Bravo. Kutluyorum seni. Bakacağım abi yaklaşık ben merhaba demeden önce yaklaşık bir böyle 45 dakikadır falan elimde biraz şey hemen dalıyorum. Şöyle sıcak. Bakın şu anda gördüğünüz üzere şöyle göstereyim dostlar. Bakın kapya biberlerim, domateslerim, Charleston biberlerim, soğanlarım, battıcanlarım güzelce közlendi. Fırında közlendi. Bunlarla az sonra ilgileneceğim. Şimdi ben şöyle şunu tekrar yerine koyayım. Bu burada dinlenmeye devam etsin. Hafif hafif terlesin. Hafif hafif terlesin. Ben hemen neyle başlayacağım? Bugün anne köftesi yapacağım. Çok güzel maydanozlu süper bir köfte yapacağım size. O köfteyle söğürtme kebabımızı tamamlayacağız. Önce ne yapmamız lazım? Şöyle bir ne malzememiz var bir sayalım. Yaklaşık bir 400 gram kadar harika, mükemmel kıymamız var arkadaşlar. Orta yağlı, çok güzel. Efendime söyleyeyim. Şöyle bir baş rendelenmiş harika soğanım var. Galeta unum var. Yeterince galeta unu yoğunluğuna göre. Bu az gelirse takviye. Hepsini yollamayacağım. Çok gelirse diye azını kullanacağım. Sonra bakacağım yoğunluğunu ona göre hareket edeceğim. Artı özellikle şurada doğradım. Vakit almasın diye. Maydanozlarım var. Onları da buraya bocalayacağım. Tuzumuz var. Bir de olmazsa olmaz kimyonumuz var köftemizde. Kırmızı biberimiz var ve tuzumuz, karabiberimiz var. O zaman bira bismillah tuzla başlayalım abi. Hadi bak bismillah tuzla başlıyoruz. Önce etimizi güzel bir tuzluyoruz abi. Efendim karabiberimizi hemen neşredelim kıymamıza. Karabiberimizi ilgi ve alaka göstererek neşrediyoruz. Bakın karabiberler yalnız tane tane böyle çok güzel ayarını ona göre yaptım. Kırmızı biberimi hemen katacağım. Böyle bir kaşık kırmızı biber. Biraz daha timyasın be. Az olacak. Biraz böyle kırmızı kırmızı olsun. Kırmızı biberimi de gönderdim. Artı köftenin annem de çok güzel köfte yapar. Olmazsa olmazı kimyon. Yani kimyonun o keskinliği var ya. Dedik kimyon da yolladık. Eyvallah bagacım be. Eyvallah. Şimdi burada ne var? Burada böyle bir baş güzel rendelenmiş mükemmel soğanım var. Köfte soğansız olmaz. Köftemin tamamını da yolladım aga. Bu da tamam. Şimdi ne dedik? Az olursa ekleyeceğiz. Çok koyarsak kıvamı tutturamayız. Ama biz az koyarsak cıvık olur. O nedenle şimdi bunun şöyle yarısını galeta ununun yarısını attım. Duruma göre az sonra takviye yapabilirim. Az sonra takviye yapabilirim. Bu burada dursun istilaca. Artı neyim var abi? Neyim var abi? Şurada sarımsaklarımı diğer o yatağımı hazırlarken kullanacağım. Onun için burada hazır doğranmış maydanozum var. Onu da gönderdim abi. Çok güzel. Bakın bu vakte kadar yağ kullanmadık.
Yağ yok. Yağ yok. Neden? Çünkü kıymamız yağlı. Şimdi ne yapıyor kanki cambaz? Ne yapıyor abi? Ne yapıyor? Kanki cambaz mübarek elleriyle başlıyor uğuşalamaya, başlıyor karıştırmaya. Hadi bakalım. Şimdi pıtı pıtı yapalım. Ben bunu güzel bir yoğurayım, ondan sonra görüşelim. 1, 2, 3. Hadi yoğurmaya başlıyoruz. Bravo kanki cambaz. Evet, şimdi bu küftecik, hiç beklemeden, evet neden? Çünkü diğer malzemelerimizi keserken, bunu yatağına hazırlarken, yaptıktan sonra köftelerimizi istediğimiz şekle şemale getirdikten sonra zaten dinlenecek. Onun için onun dinlenmesine fırsat vermeden biz bereket versin diyelim. Ben şuraları bir toparlayayım. Ondan sonra bir tane şöyle küçük kaseye su alayım. Başlayacağım yapmaya. Köftelerimizi yapacağız. Az sonra buluşacağız. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki cambaz. Eyvallah. Köftemizi dinlendirmiyoruz. Onun dinlenmesine fırsat vermiyoruz. Güzel karıştırdık. Köfte şekle şemale gelmeye hazır arkadaşlar. Şimdi şöyle ellerimi bir güzel ıslıyorum. Zühtü abi öğretti bunu bana. Şuradan alıyorum küftemi. Şöyle fazla değil. Şöyle alıyorum abi. Şöyle. Hemen bir yuvarlıyorum. Yuvarlıyorum. Hafif bir bastırıyorum. Şekil bu. Şimdi normalde bunu ben ızgarada yapsaydım bu şekli verdikten sonra bir de 3 parmak yapacaktım. Izgarada 3 parmak. Ama biz burada nasıl pişireceğiz? Tavada pişireceğimiz için köftemizin bu şekilde olması bizim için yeterli. Hadi bakalım. Başlanmış iş bitmiş iştir. Bir çırpıda şu küfteleri kanki cambaz bir şekle şemale getirsin arkadaşlar. Gelin bir pıtı pıtı yapalım. Hadi bakalım. Ya arkadaş ben bunları makara, akara tukara makara için çekiyorum ya. Ben kullanacağım kardeşim. Allah Allah. Doğan kullanmıyor tabii. Doğan bir şey kullanmıyor. Kullansana bunları. Kullan kendini. Bak senden bahsediyor. Sen de götürün. Şimdi ben bu köfteleri şuradan alacağım. Onlar şurada böyle biraz dinlenecekler. Böyle aeste aeste salacaklar kendilerini. Böyle sıkı sıkı olacaklar. Şimdi her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Köftelerimizi pişirmeden önce fırında, programın başında, videonun başında sizlere gösterdiğimiz üzere bir sürü mamulümüz var. Hatta ben şimdi onu alayım. Şöyle. Bakın. Soğudu çünkü bu. Güzel böyle soğudu. Şimdi mal burada. Hakan abi. Görüyorsun. Çok güzel. Harika közledik. Bak. Bak Hakan abi. Şekil şemal burada. Mamuller burada. Domatesler, kapya biberler, yeşil biberler, patlıcanlar, soğanlar. Hepsi közlendi abi. Hazır. Şimdi bunlara ilgi alaka göstereceğim ama bunların işte kabuklarının soyulması lazım. Böyle güzel. Doğranmaya hazır hale gelmesi lazım. Biz bereket versin diyelim. Şuraları bir paykılayalım. Bunları da bir ayıklayalım. Kesilecek kıvama getirelim. Anlatılmaz lezzetlerde yolculuk devam etsin. Ondan sonra buluşalım. Onur Market'te dükkan sizin. Gençler hazırlıklarımızı tamamladık. Bir çırpıda hemen soyduk demiyorum. Sevgili Yasemin soydu. Ben biraz dinlendim. Yasemin soydu güzel patlıcanlarımızı, biberlerimizi, kapya biberlerimizi, soğanlarımızı, domateslerimizi. Şimdi ne yapacağız? Söğürtme kebabımızın yatağının malzemelerini böyle güzel böyle birbirine karıştıracağız. Patlıcanlarımı doğrayarak başlıyorum arkadaşlar. Patlıcanlarımı önce şöyle. Ondan sonra büyüle. Böyle aşkla, sevgiyle oynayarak patlıcanlarımı güzelce doğruyorum abi. Yani böyle patlıcanlarımın ne olması lazım? Kıyım kıyım olması lazım. Kıyım kıyım ama ben şimdi son darbeyi zaten biraz sonra göstereceğim size. Güzel satırımı aldım. Önce küçük küçük doğradım ya. Şimdi gerektiği kadar, evet gerektiği kadar böyle güzelce başlıyorum abi şöyle sesler çıkartarak. Patlıcanları gördünüz. Patlıcanlar. Şimdi soğanlarımı alıyorum. Soğanlarımı önce yine
tıpkı patlıcanlarda olduğu gibi böyle küçük 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 doğruyorum abi. Soğanlarımın bu şekilde diri olması benim için yeterli. Yeterli. Eyvallah dedik. Şu kalan soğanları da ziyan etmeyelim. Eyvallah. Çok güzel. Bu ekmeğin arasına ye. Efendim, patlıcanların üstüne soğanlar geldi. Soğanlar da geldi. Durmak yok yolları ya. Şimdi sırada ne var? Sırada yemyeşil biberlerim var. Bunları hiç şey kullanmayacağım abi. Satırı hiç kullanmayacağım. Bunların biraz böyle diri diri olmasını istiyorum dedim ya. Onun için şöyle hop hop yaparak bunda hiç gerek yok. Hiç bozmadan hemen kırmızı kapya biberlere geçtim. Onları da güzel uzun uzun önce kesiyorum. Ondan sonra küçük küçük onları da öyle doğruyorum abi. Süper İvanissa. Sen de gel. Bunları alalım. Biberler de sahnedeki yerini alsın. Tamam. Ne kaldı? Domatesler kaldı. Domatesleri de dediğim gibi aynen şöyle uzun uzun. Ondan sonra böyle zaten fırında kehribar oldu onlar. Kehribar. Cillop oldular. Bir çırpıda domatesleri de hallettik. Siz de buyurun lütfen. Siz de buyurun. Hopska. 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 Tamam. Gençler. Şimdi ne kaldı burada? Burada maydanozum var. Artı sarımsaklarım var. Şimdi ben Hakan'la birlikte şöyle bir müsaade isteyeceğim. Hem ellerimi yıkayacağım. Hem şurayı bir parklayacağım. Şöyle güzel bir parklayacağım. Ondan sonra sarımsaklarımı ve soğanlarımı ekledikten sonra içine gerekli olan materyalleri koyup köftelerimi pişirmeye başlayacağım arkadaşlar. Ama önce temizlik. Önce bir temizliğimizi yapalım. Bereket versin diyelim. Kakan Gican Baz. Efendim ateşimi cafcaflı yakma zamanı. Ateşimi yaktım. Böyle bir şov yapayım. Bak 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 şova bak şova 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 şova. Bırak. Efendim. Köftelerimi kızartmaya başlayacağım. Ama şöyle azıcık bereket ayçiçek yağı hak ediyor burası. Bu kadar yeter bence. Eyvallah. Bereket yağımı gönderdim. Şunun altını kıstım. Evet, altını kıstım. Şöyle sıvazladım. Doğal olarak sıvazladım. Şimdi burada işim bitmedi yalnız. Burada biraz daha işim var. Bakın burada mahzende mamuller bekliyor. Mahzende güneş görmeden bekliyorlar. Bunları değerlendireceğiz. Efendim, yağım hazır. Hemen küfteciklerimi alıyorum. Bakın küfteciklerimi. Onlar da dinlendiler böyle sabahle. Gün derdim. Hafif cızırtılar gelir. Oh! Bakınız. Duyunuz. İslaca gelir. Biraz köfteleri çok güzel yapmışım be. Kendimle gurur duyuyorum ya. Onlar burada hafif hafif cızır derken kanki can bak şurada kalan yarım işini bir tamamlasın. Şu maydanozları bir alsın. Evet. Şu maydanozları alsın. Şöyle kıvır kıvır kıvırsın. Kıvır kıvır kıvırsın. Kıvır kıvır. Ondan sonra şöyle küçücük küçücük bir doğrasın onları bakalım. Evet. Bir de şöyle doğrasın. Bir daha kıvırsın. Tamam. Şimdi sırada sarımsaklar var. Sarımsaklarımı da hemen
alıyorum. Şovu başladı. Şovu başladı. Efendim sarımsaklarımı da başlıyorum. Doğramaya, doğru rendelemeye. İlk sarımsağımı rendeledim. Hemen ikinci sarımsak. Küfteler pişiyor. Amanın, amanın diyor kanki cambaz. Böyle alıyor. Böyle buradan da attırıyor. Köftelerimi çeviriyorum abi. Hop. Köftelerimin kararmamasını ve yanmamasını istiyorum. Onun için biraz erken çevirdim. Şimdi bu tarafta pişerken hop. Evet. Şöyle. Hah. Tamam. Onlar burada pişerken dostlar, şöyle dursun. Pişerken. Maydanozlarım burada. Maydanozlarımı bocaladım güzel. Maydanozlarımı da yolladım. Biz şu anda ne yapıyoruz? Evet. Söğürtme kebap yapıyoruz. Söğürtme kebabı. Küftelerimizi çok güzel yaptık. Artık vakti zamanı geldi. Köftelerimizin ikinci yüzü de pişiyor. Ben hemen şuradan bu cıngıllı aletimi alacağım. Ondan bir tane daha vardı. Her neyse şöyle hemen arkadaşlar şu canım mamulü karıştırmadan önce tuzunu atacağım. Buna hiç tuz atmadık. Bir gözümde köftelerde. Evet. Karabiber atmıyoruz. Karabiber istemiyoruz. Ama biraz zeytinyağı ister ya. Yani biraz zeytinyağı ister böyle parıl parıl parlasın. Yani zeytinyağın yeri başka. Aa hatırlatıyorum. Çok yakında. Zeytinyağı. Çok yakında. Anlatılmaz lezzetler. Zeytinyağı. Benden söylemesi. Hadi bakalım. Tık tık. Başlıyoruz karıştırmaya. Arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. Şöyle. Şöyle güzel bunları karıştırıyorum şöyle. Şöyle altlı üstlü, altlı üstlü. Bu soğanları da kattım buraya. Bakın ama çok güzel bir renk oldu ya. Çok çok güzel bir karışım oldu. Köfteleri unutmayalım köfteleri. Dedikten sonra. Şimdi bu karışım tamam. Evet bence bu yeterli. Bence bu yeterli. Burada ben bu yemeğin sunumunu tebunla yapacağım. Yani yakışır. Bu söğürtme kebabına bakırdan şöyle bir sunum yakışır abi. Of of of. Şimdi bir kere daha dedim ya çevireceğim diye. Evet istediğim kıvama geldi köfteler. Şimdi ne yapacak kanki cambaz? Şu canım hazırladığı karışımdan alacak. Bakın böyle şuraya koyacak. Efendim şöyle aldı. Böyle bir bunu güzel buraya döşedi. Böyle. Bak. Evet. Hakan abi şekil budur. Yatağımız hazır. Söğürtme kebabımızın yatağı hazır. Eyvallah. Şimdi bunu süsleyeceğiz. Neyle? Canım küftelerimizle. Küftenin altını kapatır kanki cambaz. Köfteler hazır. Böyle yağlı yağlı küfteler hazır. Yağlı yağlı. Şimdi ne yapacağım? Hemen şöyle alacağım şu döşeyi, yatağı döşeyi. Başlayacağım ödüllendirmeye. Şöyle ödüllendireceğim. Oh. Yalnız köfteler bir şişti, bir şişti var ya. Breh breh breh. Hani köfte Mustafa bile helal olsun cambaz abi diyecek yani. Bak ben size söyleyeyim yani. Köfte Mustafa'ya bir kez daha selamlar. Esenlere. Dedikten sonra şuraya da koydum. Tamam kalan sağlar bizimdir. Cızırtılar geliyor. Kanki bunun altını kapatıyor. Ve şov başlıyor. Aman Allah'ım. Vallahi göz var. O bir kişi var ya o bir kişi beğenmeyen bir kişi. Mahvettin bizi mahvettin. Eyvallah bol tereyağlı. Harika bir ne yaptık arkadaşlar? Söğürtme kebabı yaptık ya. Harika bir söğürtme kebabı yaptık.
Ben bunu az sonra biraz şu tereyağım şöyle çömsün. Şunu tadacağım ama öncelikle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öpüyorum. Bir yemeğin daha sonuna geldik. Kolay, biraz zahmetli gibi gözüküyor ama aslında kolay bir yemek yaptık. Efendim, hatamız varsa affola. Ağzım sulandı, tereyağı çok güzel koktu. Efendime söyleyeyim, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlarımızın yanaklarından öpmüştük. Hadi bir kez daha öpelim. Onur Market'e sonsuz teşekkürler. Katkıda bulunan birçok dost arkadaş var. Hepsinden Allah razı olsun. Allah zorunuzu kolay eylesin. Bir sonraki yemekte ne yapacağız? Şimdiden merak sardı beni. Bakalım bir sonraki yemek ne yapacağız? Diyelim, selam, saygı, sevgi, hürmet. Dükkan sizin, mutfak sizin, şarkılar sizin. Hafta sonu kralda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Priyatno fa'la faliminder. Kanki Canbaz bunu tadar. Evet. Kanki Canbaz şöyle tereyağlı. Bu canım. Canım. Söğürtme kebabını tatar ve gider. Süper. Küfteyi de alayım. Hadi sağlıcakla, hoşça kal. Bu söğürtme kebabı adamı böğürttürür abi. Kendinize iyi bakın. Çok güzel olmuş ya. Anlatamam yani. Thank you.